Nisan ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kocaelişehir Hastanesi Üroloji Kliniği'ndeyiz. Neden mi buradayız? Üroloji deyince böbrek önemli bir unsur. İşte bu klinikte olma sebebimiz bu hastaneye gelen 20 yaşındaki kardeşimizin bir rahatsızlığı. Yaman Tap. Yaman Tap askerdeyken böbreklerinde oradaki iklim şartlarından da kaynaklı soğuk havadan dolayı böbreklerinde bir ağrı hissediyor ve sonrasında buraya gelip hastaneye müracaat ediyor. Sonrasında yapılan tetkiklerde sağ böbreğinde bu taşlar tespit ediliyor. Ama bugüne kadar birçok cerrahi operasyon yapılmıştır. Operasyondaki hocalarımızla konuştuk. Bugüne kadar 500'ün üzerinde benzer operasyon gerçekleştirdik. Ancak bu operasyonu diğerlerinden farklı kılan şu anda burada yazılı olan rakam. Peki 101'in ne anlamı var? Onu söyleyeyim. Yaman'ın sağ böbreği adeta bir taş ocağı. Nasıl bu? İşte her biri nohut büyüklüğündeki bu taşlar. Şöyle avuç içinde de göstereyim taşı size. Her biri nohut büyüklüğünde olan bu taşlar adeta tespitten dökülmüş taşlar adedince bu taşların her biri kendi böbreğinden çıktı. Sağ böbreğinden. Toplamda 101 adet taş var. Yaklaşık 3-3,5 saat operasyonla birlikte hemen vücutta açılan yaklaşık 1 santim çapındaki bir kanaldan bu taşlar tek tek böbrekte bulundukları yerden çıkarıldı. Şimdi öncelikle Yaman'ın sağlık durumu şükür elhamdülillah iyi. Yaman'a dedim ki Yaman, vücutta adeta bir taş ocağı var. Ne diyorsun? Vallahi bir kurtardı çok şükür diyor. Peki 101 tane taş var, bunları ne yapacaksın dedim. Abi bir tanesini tetkik için göndereceğiz laboratuvara. Sonra geri 100 tane kalıyor. Onun da 99 tanesinden tespih yapacağım diyor. Şimdi Yaman o tespihi yaptırdıktan sonra, iyi bir tespih ustasına o tespihi yaptırdıktan sonra elimde ya sabır çekerken diyecekler ki oltu taşı mı, lüle taşı mı? Yok, Yaman taşı diyecek Yaman. Çünkü bu benim böbreğimde üremiş, tamamen içimden geldiği şekilde bir taş diyecek. İşte Yaman'ın 3,5 saat operasyon sonucunda böbreklerinden çıkan ve 101 adet taş. İşte bunları şimdi biz toparlayıp yerine koyalım. Sonrasında ise Yaman'a verelim. Hiç eksiltmeyelim çünkü ne emeklerle üretilmiş. Yaman kardeşim, geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ya sabır. Görüşmek üzere. Sağ olasın.